Merhaba, ben LogoNetSIS ürün yönetim ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 9.0.42 setine desteklenmiş olan kişisel koruyucu donanım yönetimi özelliğinden bahsediyor olacağım. LogoNetSIS ERP programında sürdürülebilirlik kapsamında kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının program içerisinde tanımlanması ve takibi desteklenmiştir. Üretim esnasında gerçekleşen operasyonlarda çalışanların kullanması gereken iş elbisesi, baret, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları var ise bunları program içine tanımlayıp hangi operasyonlarda kullanılacağını belirleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle üretim akış kontrol modülünde yer alan kişisel koruyucu donanım grubu tanımlama ekranından kullanacağınız donanımların gruplandırmasını yapabilirsiniz. Bu ekran üzerinde birden fazla grup oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz gruplar için bir mesaj politikası belirleyebilirsiniz. Burada isterseniz üretim akış kontrol kaydı esnasında bu operasyonlarla çalışılırken uyarı verilmesini istemiyorsanız hiçbir seçeneğiyle uyarı gelmesini engelleyebilirsiniz. Mesaj gösterme onay al kısmında kullanıcıya bir onay vererek mesaj vererek bu mesaja onay alınmasını sağlayabilirsiniz. Ya da sadece bir mesaj göstermesi yapabilirsiniz. Mesaj bölümünde de kullanıcıya ne tür bir mesaj verilmesini istiyorsanız bunu belirleyebilirsiniz. Bu durumda program içerisinde üretim akış kontrol kaydını girerken, kullanıcı kaydı tamamlarken karşısına bir mesaj gelecek ve eğer ki bir onaylama talep ettiyseniz de bu onay mesajına cevap vermesini program isteyecektir. Donanım grupları tanımlandıktan sonra ikinci bir sekme olan malzeme eşleştirme kısmında ise bu grup altında hangi donanım malzemeleri yer alacak bunları belirtiyoruz. Daha önceden stoklarını açmış olduğumuz kartların eşleştirmesini yapıyor olmanız gerekecek. Burada stok kodu, grup kodu gibi kısıtlar verebilirsiniz. Bütün stokların gelmesini sağlayabilirsiniz. Sadece eşleştirilen kayıtlar gelsin diyebilirsiniz. Ya da eşleştirmesi yapılmamış olan kayıtların gelmesini sağlayabilirsiniz. Sadece eşleştirilmiş kayıtlar gelsin, kayıtları getir butonuyla bu grupla eşleştirilmiş olan stok kartlarını sistem karşınıza getirecektir. Bir stok kodunu birden fazla kişisel koruyucu donanım grubuna bağlayabilirsiniz. Kişisel koruyucu donanım grubunu tanımladıktan sonra ve bu donanım grupları altında yer alacak olan malzeme eşleştirmelerini yaptıktan sonra diğer bir yapılması gereken işlem ise hangi operasyonlarda bu donanım grupları kullanılacak bunlar belirlenmelidir. Bunun için de MRP ya da üretim modülleri altında yer alan operasyon tanımlama ekranında gerekli eşleştirmeyi yapıyor olmanız gerekir. Burada operasyon kodlarını açarken karşınızda kişisel koruyucu donanım grubu diye bir alan gelecektir. Bu alandan rehber bölümünde az önce tanımlamasını yapmış olduğumuz grup kodlarını seçimini yaparak ilgili operasyonu grup koduyla eşleştirebilirsiniz. Bu durumda üretim akış kontrol kaydını girdiğiniz zaman iş emrini seçtiğinizde hangi operasyonda işlem yapıyorsanız, ilgili operasyonun herhangi bir grup eşleştirmesi varsa ve bu grup kodunda bir mesaj varsa bu mesaj kullanıcıya verilecektir. Ve aynı zamanda bir onay alınması isteniyorsa da yine bu onayı kullanıcı tarafından verilmesini program talep edecektir. Örneğimiz üzerinden gidecek olursak boya operasyonu için KKD 01 grup kodu eşleştirmesi yapılmış. Bu grup için verilecek olan mesaj kişisel koruyucu olarak iş elbisesi giyilmelidir mesajı. Diğer bir operasyonumuz ise OP1'sinin operasyon kodu da KKD 02 grup koduyla eşleştirilmiş. Bu grupta ise mesaj gösterilip onay alınması talep edilmiş. Burada verilecek olan mesaj ise yanıcı maddeyle çalışıyorsunuz, koruyucu giysinizi giydiniz mi şeklinde bir mesaj ve bu mesaja bir onay talep edecek program. Şimdi daha önceden açmış olduğumuz bir iş emri için üretim akış kontrol kaydını oluşturalım. Üretim akış kaydı ekranına geliyorum. İş emrinin o bölümünden açmış olduğum iş emrini seçiyorum. 196 numaralı iş emri kaydını oluşturmuştum. Bu iş emri için üretim akış kayıt kontrol kaydını girelim. Operasyon kodumuz boya olarak geldi. Çalışma süresine girip kaydı tamamlarken vereceği uyarıya bakalım. Program sadece bir uyarı verdi.
kişisel koruyucu olarak ilk hepsi girmelidir şeklinde. Tamam butonuna bastığım zaman ilgili kaydı grid bölüme attı. Bu iş emrinin bağlı olduğu başka bir operasyon daha var, OP1 diye. Bir de bunun için işlemimizi gerçekleştirelim. Bu operasyon bağlı olduğu donanım grubunda mesaj ve bu mesaja karşılık bir onay kullanıcı tarafından bekleniyor. Gelen mesaj yanıcı maddeyle çalışıyorsunuz. Koruyucu giysinizi giydiniz mi? Kullanıcı burada evet ya da hayır butonlara basarak onay işlemini verebilir. Ve bu onaylar veri tabanında tutulacaktır. İptal işleminde ise kayıt tamamlanmayacaktır. Evet dediğiniz zaman program bu onayı veri tabanına attı ve dilerseniz bunları raporlayabileceksiniz. Üretim akış kaydı ekranında operasyonlarınızda bu koruyucu malzemelerle ilgili mesajlar vererek bu donanımlarınızın yönetimini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik 360 ekranından da bununla ilgili raporlarınızı alabilirsiniz. Kişisel koruyucu donanım malzemeleri ve gruplarını detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz. İsterseniz gruplar bazında ya da malzemeler bazında pie chartlarınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda bunları grid bölümden de detaylı olarak kullanım miktarlarını raporlayabilirsiniz. Yapılan bu düzenlemeyle beraber program içerisinde operasyonlar özelinde kullanılması gereken koruyucu donanımlarınız varsa bunları tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılarınıza bu donanımlarla ilgili mesajlar verebilirsiniz ve aynı zamanda kullanıcılarınızın bu mesajları onay mekanizmasıyla görüp görmediklerini takip edebilir, bunları raporlayabilirsiniz. Teşekkürler.